Amberin zaman kimler neler takas edildi? Son birkaç gündür Irak Kürdistan'ındaydım. Vardığım gün Musul konsolosluğunda tutulan rehineler özgürlüklerine kavuştu. Ben de tesadüfen o gün Musul'un sürgündeki valisi Atil Nuceyfi ile görüştüm. Ve doğal olarak kendisine yönelttiğim ilk soru rehinelerin neyin karşılığında bırakıldığı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir takasın gerçekleşmiş olabileceğini ima etti. Nuceyfi de bir takastan söz etti. AKP iktidarına yakınlığıyla tanınan Nuceyfi'nin aktardığına göre rehineler serbest bırakılmadan bir hafta önce bir takım sünni Türkmen IŞİD komutanlarının aileleri Sünni Türkmen mültecilerin aralarına sızarak ellerinde sahte kimlik belgeleriyle Türkiye'ye girmişler. Durumu tespit eden Türkiye yetkilileri aileleri IŞİD üzerinde baskı unsuru olarak kullanmış. Nuceyfi'nin dediğine göre IŞİD'in komutanları arasında Arap'tan çok Sünni Türkmen varmış. IŞİD'in El bagdadiden sonraki ikinci adamı da Abdurrahman Şeklar adında yine Sünni Türkmen. Hal böyleyken Türkiye'de IŞİD arasında iddia edilen ilişkilerin Nuceyfi'nin bahsettiği Türkmenler üzerinden yürüdüğü ihtimali var. Ancak Cumhurbaşkanı'nın Amerika'da koalisyona katılma yönündeki son açıklamaları bu iddiaları çürütmedi mi? En azından görünür de böyle. Zira IŞİD hakkında daha önce herhangi bir yetkilinin ağzına almadığı türden ağır ifadeler kullandı. Türkiye'nin bu canilere karşı askeri ve lojistik destek sağlayabileceğini ifade etti. Peki bu değişimin gerçek sebebi rehinelerin bırakılması mıydı? Bunun mutlak payı olmakla birlikte Suriye'de cihat yapmak için giden yabancı savaşçıların ana güzel güzergahı haline gelen Türkiye'nin imajı fena halde sarsıldı. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'nin ifade ettiği gibi, IŞİD'in petrol kaçakçılık faaliyetlerinin en önemli ayaklarından biri haline geldi. Amerika'da bunların faturasının nedenle ağır olabileceğini kavrayan Erdoğan her zamanki pragmatizmiyle dümeni Amerika'ya doğru kırdı. Böylece Başbakan Davutoğlu'nun daha önceki gün biz kimsenin sınavına tabi tutulamayız sözleri havada kalmış oldu. Amerika ile masaya oturulurken Türkiye'nin sunduğu destek karşısında neler talep edebileceğini zaten biliyoruz. Birincisi tampon bölge. Çünkü hem yeni olası göç dalgasından korunmak istiyor hem IŞİD teröründen aynı zamanda muhaliflere sınırımızda güvenli bölge sağlayarak halen vazgeçmediği Esad'ı devirme planlarını yeniden canlandırmayı hedefliyor. Amerika'nın bu öneriyi kabul etme ihtimali bana oldukça zayıf görünüyor. Ancak Suriye'yi bombalamasıyla birlikte denklem değişti. Peki Suriyeli Kürtler ve PKK'nın Suriye kolu olarak bilinen PYD bu tablonun neresinde? Bilindiği üzere PKK ve PYD uzun zamandır Türkiye'nin IŞİD'i kendilerine karşı desteklediğini iddia ediyorlar. IŞİD'in Kobani'ye yönelik son operasyonlarında yine Türkiye'nin parmağı olduğunu ve rehinelerin salınmasının Kobani ile ilintili olduğunu savunuyorlar. Türkiye bu iddiaları şiddetle reddediyor ve Başbakan'ın New York'taki demeçleri anlaşılıyor ki Türkiye hala PYD üzerinde Esad'a karşı net tavır alması için müthiş baskı kuruyor. Son dönemde CIA'in hamilik ettiği iddia edilen bir takım Suriyeli muhalif gruplarla ortak komuta merkezi oluşturan PYD bu yönde adım atmış sayılabilir mi? Bu hamlesiyle en azından Amerika'nın nezdindeki kredisini artırdığı söylenebilir. Ama bu da Türkiye'nin içine gelmiyor olabilir. Çünkü sonuçta Türkiye PYD'yi tümüyle kendisine bağımlı kılmak istiyor. Bu stratejinin bir ayağı PYD PYD'yi PKK'dan uzaklaştırmak. Bu iddia üst düzey Iraklı Kürt yetkilileri tarafından dillendiriliyor. Hatta geçtiğimiz günlerde MİT Başkanı Hakan Fidan PYD ile Mesut Barzani arasında ara buluculuk teklifinde bulunmuş, bu karmaşık ilişkiler sarmalında gerçekleri anlamak gün gittikçe zorlaşıyor. Amber'in zaman taraf.